Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Türkiye'ye yeni müjde duyuruldu. 2 ile işaret edildi. Sondaj yapılacak. Karadeniz'de yeni müjdeler yolda. Değerli izleyenler, Bakan Dönmez, Doğu Karadeniz'de daha çok petrol emareleri var. 2023 bitmeden hem Ordu açıklarında hem Rize açıklarında keşif amaçlı sondaj yapılacak. Ordu'da beklentimiz doğalgaz, Rize'de petrol dedi. Değerli izleyenler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te soruları cevapladı. Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyleydi. Ulusumuz gittiğimiz her yerde olağanüstü teveccüh gösteriyor. Bizde bugüne kadar büyük keşifler olmamıştı. Hem doğalgaz hem de petroldeki keşifler umudumuzu yeniledi. Doğalgazda arama çalışmalarımız devam ediyor. İkinci fazın hazırlıklarına başladık. Üçüncü fazla ilgili planlarımızı yapıyoruz. 25-30 yıl en az Karadeniz'de üretim planlıyoruz. Dünyada büyük rezervlerle de böyle yapılıyor. Önümüzdeki günlerde Orta Karadeniz'de ve Doğu Karadeniz açıklarında planlarımız var. Doğu Karadeniz'de daha çok petrol emareleri var. Biz Karadeniz'e bir gemiyle çıktık. Keşifle birlikte 3 gemiye çıktık. Yoğun dönemde 53 gemiye kadar çıktık orada. Boruyu döşemeden yol yaptık denizin altında. Sahayı ürettiğimiz derinlik 2200 metre. Burada operasyon yapmak, ayda iş yapmak kadar zor iş. Yapılanlar yüksek teknoloji istiyor. Orada 10 bin personelle çalıştığımız da oldu ifadelerini kullandı. 500 milyar dolarlık gazımız var. Geçen yıl anormal bir fiyat vardı. Onun için geçen yıl bu rakam 1 trilyon dolardı. 2023 bitmeden hem Ordu açıklarında hem Rize açıklarında keşif amaçlı sondajımız olacak. Ordu'da beklentimiz doğalgaz, Rize'de petrol. Her rafineli, her petrolü işlemez. Esma Çevik'in kalitesi 36 İPH. Bu oldukça kaliteli petrol. Bu meşhur Brent petrol. Judy Gaber bölgesinde keşfettik. Nisan'da Cumhurbaşkanımızın açıkladığı petrol 41,1 İPH. Çok yüksek, kaliteli bir petrol ifadelerini kullandı.